Artroskopi ameliyatı artık ortopedistler tarafından çok yoğun şekilde uygulanıyor eklemlere ve hastalarımızın da bilinçli olduğu bir konu ama doğru bilinen yanlışlar olabilir. Artroskopi ameliyatı kapalı bir ameliyattır. Çok küçük bir kesiden, eklemin çevresindeki çok küçük deliklerden, eklem giriş noktalarından yapılan bir cerrahi müdahaledir. Aslında bu bir ameliyattır. Aynı zamanda bir teşhis yöntemidir. Daha öncelerden daha çok teşhis için kullanıyorduk ama şimdi hem teşhis ediyoruz içeriği görerek içeride ne olduğunu direkt gözümüzle teşhis edip ondan sonra tedavi uygulayabiliyoruz. Tabii ki çok büyük avantajları var. Bir kere doku kesisi yapılmadığı için, katlar ayrılmadığı için kemiğin üzerindeki katlar hem iyileşme daha hızlı oluyor hem de işe dönüş yani aktiviteye dönüş daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Aslında birçok ekleme uygulanıyor ama biz en çok tabii diz eklemi başta. Omuz eklemi, kalça eklemi, ayak bileği eklemi, daha küçük eklemler, dirsek, el bilek eklemi gibi bölgelerde de artroskopik cerrahiler uyguluyoruz. Biz çok şeyi tedavi edebiliyoruz artroskopiyle. Hatta şimdi dizden yine örnek vereceğim. Lütfen. Menisküsün normalde açık bir şekilde arkasına şu noktasına ulaşmak, iç bölgesinin arkasına ulaşmak aslında çok zordur. Evet. Ama artroskopiyle biz buna eklem içerisinden çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Aslında açık cerrahiye göre iyileşmesinin daha hızlı olması avantajları bir tarafa, bir taraftan da ulaşılması daha zor bölgelere aslında bu eklem boşluklarını kullanarak daha kolay ulaşabiliyoruz. Bu sonuçta bir ameliyat. Bir de bu artroskopi işlemini bazen ameliyat olarak algılamıyor hastalarımız. Anladım. Bu işlem genel anestezi ya da rejyonel anestezi dediğimiz mesela spinal, epidural anestezilerle uygulanabilen ameliyathanede yapılan bir işlem. Genelde bu hastaları biz günübirlik de tedavi edebiliyoruz ama gecelik yatışlar olabiliyor. Özellikle çok işlem uygulanmış, böyle majör tamirler yapılmış hastalarda. Hastayı hem izlemek için hem de egzersizlerin kontrolünü sağlamak, ertesi gün hastayı sabah vizitinde görmek için hastaları bazen bir gece yatırıyoruz. Ama genelde genel anesteziyle yapılan ama daha konforlu, daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ve iyileşmenin daha hızlı olduğu avantajlı bir kapalı cerrahi yöntem. En sık gelen bize aslında menisküs yırtıkları ya da diz eklemi ile ilgili eklem kıkırdağındaki problemler. Ön çapraz bağ yaralanmaları, bazen arka çapraz ya da çoklu bağ yaralanması şeklinde de hastalarımız geliyor. Sonra omuz artroskopisi, rotator kaf tamirleri, bankart lezyonları, labrum yırtıkları. Bunlar da uyguluyoruz. Genelde diz ve omuz en çok sıklıkla. Ondan sonra ayak bileği kalça diyebiliriz. Kalça artroskopisi de artık ülkemizde daha böyle sık şekilde uygulanan bir yöntem. Bu yapılan işleme göre değişir. Artroskop ameliyatında mesela menisküs tamiri yaptık. Menisküs tamiri yapıldığı zaman o tamir ettiğimiz bölgenin aslında yük almaması gerekiyor ya da ters yüklere maruz kalmaması, dizin bükülmemesi bazen kısıtlamak gerekebiliyor bunları. Ön çapraz bağ tamiri yaptık. Tabii ameliyat sonrası bir rehabilitasyon programının olması lazım. Bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Yapılan işleme ve yapılan bölgeye göre de değişen aslında iyileşme prosedürleri ya da ameliyat sonrası bazı rehabilitasyon protokolleri var. O nedenle hastaya göre böyle bireysel değerlendirmek lazım ama genel anlamda şöyle söyleyebiliriz. İyileşme çok hızlı artroskopi ameliyatlarından sonra. Yumuşak dokulara çok saygılı bir ameliyat olduğu için iyileşmeyi de tabii daha hızlı gözlemlemekteyiz.